zannettim lan seni. Adam nereye mezarlık yapmış gördün mü? Burası Aybastı Perşembe Yaylası. Evet. Ürüstü Çevru, Yenoba yani. Ne zaman çıktın yaylaya? Yaylaya çıkalı bir ay oluyor. Evet. Nasıl bir sezon bekliyorsun? Sezonu iyi, güzel, bereketli bir sezon bekliyoruz inşallah. Evet. Hayvanlarımız verimli, daha kaliteli. Hı-hı. Etimiz para diyor, turistlerimiz geliyor. Hayvanlarımız 200 sene daha güzel para ediyor yani. Evet. Ama masrafımız çok yani. Bir tane hayvan kışın Aybastı'na bakıyoruz. Hı-hı. 400 lira, 300 lira masrafımız var yani. Biz güdemiyoruz yani fazla. Otlatamıyoruz. Akurda bakıyoruz yani. Ne kadar yaylada kalacaksın? Sağ sol yapmamaya çalışalım tamam. Bu arada. Bu yaylada mı? Yaylada evet. 6 ay kalıyoruz efendim. 7 ay, 6 ay. Evet. Azami 6 ay yani. 7 ay yaptık kalıyoruz. Peki ne gibi zorluklar var bu işin? Bu işin zorlukları çok. Evet. Çoban tutsak emeğimizi kaldırmıyor. Bir çoban 2 milyar maaşı var. 2'de ben yerim 4. 1 milyar da çoban yer 5 milyar. Evet. Benim gelirim 6 milyar olacak ki çoban tutacağım. Kendim yapıyorum zevk için. Bulamıyor musunuz çoban? Var ama dediğimiz adam yok. Herkese güvenilmez. Bu hayvanın dilinden, ağzından, dilinden, bir şeyinden anlayacak yani. Hastalığından, gelirinden, bakımından ilgilenecek. Bizim gibi bilmez her adam. Yabancılar var ama onlar da binde bir iyiler var. Kurt, ayı mayı var mı bunlarda? Ayı yok da kurt var. Evet, ne yapıyor? Saldırıyor mu? Ya bazı arkadaşlara saldırdı yani ya. Hı hı. Güzel kardeşim. Sabahleyin de şu depede gördüm yani. Evet. Bir tane başka da gördüğümüz yok. Bize şu an uğramadı. Abi gayet iyi. İşte şu anda yayla çıkmaktayız işte. İlkbaharın böyle yolculuk yürüyerek daha uygun görüyoruz. İşte o yüzden yaylara çıkıyoruz işte. 10. aya kadar, 10. ayın 15'ine kadar falan. Burada kalıyoruz. Ondan sonra göçler başlıyor biliyorsunuz siz de zaten. Az çok göçleri biliyorsunuz.